أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. Kıymetli dostlar, bugünkü dersimizde her insanın hayatını sürdürebilmesi için muhtaç olduğu yemek ile ilgili dinimizin ortaya koyduğu kriterler, usul ve adaptan bahsetmeye çalışacağız. Ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler muvacihesinde. Okuduğum ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu peygamberlere hitap ederek ya eyyuher rusul, ey elçiler, ey benim elçilerim. Külû minet tayyibati ve amelû salihâ. Burada Cenab-ı Hak Celle Celaluhu örnek olarak, elçi olarak seçtiği ve bize gönderdiği o büyük insanlara iki tane talimat veriyor. Bu iki talimattan birisi temiz ve helal olan şeylerden yiyin diyor. İkinci talimat da salih amel işleyin. Burada kıymetli dostlar, dersimizin akışında icap ederse sonuna doğru belki bunu tekrarlamış olacağız. Çok önemli bir mesaj vardır. Nedir o? Salih amel, imandan sonra bizden istenen en önemli vazifelerimizdir. Ama Allah Celle Celaluhu peygamberlerine önce temiz ve helal yemeleri gerektiğini, sonra salih amel işlemeleri gerektiğini beyan ediyor. Burada bir insanın salih amel dediğimiz, ahirette yüzünü ak edecek güzellikleri, ibadetleri, doğru davranışları gerçekleştirebilmesinde helal ve temiz rızkın önemine vurgu yapılmaktadır. Yani bir insanın kazancı helal olmadan amelinin salih olması zordur. Namazı sevemiyorum, ibadeti sevemiyorum, ağırlanıyorum, Kur'an okuyamıyorum, dinleyemiyorum, sıkılıyorum gibi iddiaların arkasında rızkın helal olmaması gibi bir tehlike vardır. Bundan dolayıdır ki bir insanın midesine inen rızık, helal veya haramdan olması onun dini ibadetlere ve amellere yönelmesindeki hevesini azaltması veya artırması bakımından etkilidir. Bir başka deyişle, bir başka ifadeyle söyleyelim. Her insanın bir beden kısmı var, bir de ruh kısmı vardır. Nasıl ki midemize indirdiğimiz rızık zehir olursa organlarımızı zehirler, midemiz zehirlenir, biz zehirleniriz. Yoğun bakıma ihtiyacımız olur veya Allah muhafaza bizi götürür.
aynı şekilde zehir değil de din açısından haram olan ve maneviyatıyla baktığımız zaman zehir sayılan şeyler midemize indiği zaman bedenimize zarar etmese de ahlakımıza ve salih amellerimize etki yapar. Mesela bir insan koyun eti yemiş olmakla domuz eti yemiş olması açısından hiçbirisi zehir değildir görünüşte, et yemiş olur. Ama birisi helaldir, birisi haramdır açısından baktığımız zaman birisi dinimize zarar verir, birisi dinimize zarar vermez. İşte affınıza sığınarak domuz eti yiyen bir insan, efendim haram bir lokma midesine indirdiğinden dolayı bu onun namus anlayışını, ibadet aşkını ve salih amellere olan yönelişini etkiler. Bundan dolayıdır ki insanoğlu rızkını temin ederken, kısacası yemek yiyeceği zaman önce neye dikkat etmesi lazım? Helal midir, haram mıdır? Bazen bu helaliyet, haramiyet direkt yediğin şeyle alakalıdır. Biraz önce örneğini verdiğimiz domuz eti yemek haramdır. Ne olursa olsun, doğrudan doğruya o rızkın kendisi haramdır. Bazen kendisi helal olduğu halde kazanç vesilesiyle haram olur. Diyelim ki koyun eti yiyor ama çalmış da yiyor. Normalde koyun eti helaldir ama çalmış da yiyor. Veya çalmamış da bir yerden yaptığı hırsızlık ile elde ettiği parayla gitmiş. Eti çalmamış ama eti aldığı parayı çalmış. Bir yerde çalışması gerektiği halde, iş yerinde çalışması gerektiği halde numara yapmış, çalışmamış. Oradan aylığını çalışmış gibi almış. Şimdi o da nedir? Sonuçta bir haksız kazançtır. O haksız kazançtan elde ettiği gıda ne değildir? Helal değildir. Bu onun salih amellerini etkiler kıymetli dostlar. Demek ki Allah Celle ve Ala Hazretleri peygamberlere neyi emrediyor? Dolayısıyla bizlere de onların izinden yürümemizi emrettiğine göre önce rızkımızın helal ve temiz olmasına dikkat etmemiz gerektiğini ve arkasından da salih amellere yönelmemiz gerektiğini emretmektedir. Bu emirde sıralamada önce salih amel yapın, sonra da rızkınızı helal ve temiz yollardan temin edin dememiştir. Evvela rızkın helal ve temiz yollardan olmasını söylemiştir. Öyleyse yemek konusunda bir Müslümanın önce dikkat etmesi gereken, ben bu yediğim direkt kendisi helal midir veya helal yollarla mı kazanılmıştır, buna dikkat etmesi lazımdır. Ayrıca kıymetli dostlar, bir Müslüman elbette gayrimüslim olan insandan tavır ve davranış itibariyle farklı olması lazım. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor ki Estaizu billahi ve ye'kulûne kemâ te'kulul en'âm ve'n-nâru mesvel lehum. Kafirler hayvanların yediği gibi yerler. Cehennem ateşi onların karargahıdır der. Şimdi kafirlerin yiyişiyle biz Müslümanların yemesi arasında ne fark var ki? Allah Celle Celaluhu onlarla ilgili وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْاَنْعَامُ diyor. Hayvanların yediği gibi yerler. Onlar da kaşıkla çatalla yiyor, biz de kaşıkla çatalla yiyoruz. Onlar da tabakta yiyor, biz de tabakta yiyoruz. Onlar da özel yapılmış yemekleri, biz de öyle yapıyoruz. Ama Allah Celle Celaluhu onlarla ilgili hayvanların yediği gibi yiyorlar diyor. Peki bunun anlamı nedir? Demek ki yemek yerken bir hayvan gibi yemek var, bir de insan gibi yemek var. Eğer yemeği vereni takdir etmezsen, besmeleni çekmezsen, şükrünü yapmazsan, o zaman hayvandan ne farkı var? Hayvan yerken helal midir, haram mıdır dikkat eder mi? Veren şudur, yaratan budur, yağmur şöyle yağmış, şu şöyle olmuş, bu böyle olmuş diye efendim onun bir düşüncesi olur mu? Olmaz. Demek ki kâfirin yemesiyle Müslümanın yemesi birbirinden ne olmalı? Farklı olmalı. İşte bugünkü dersimizde bu farklar neler olmalıdır?
Selman-ı Farisi radıyallahu anh Efendimiz der ki, قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاتِ اِنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالْ بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ Kıymetli dostlar, Selman-ı Farisi radıyallahu anh Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki, ya Resulallah, ben Tevrat nüshası elime geçti, orada okudum, yemeğin bereketi, Tevrat'ta diyor ki, yemeğin bereketi yemekten önce elleri yıkamaktadır. Ne buyurursunuz? Efendimiz'e soruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, evet, doğrusu şudur, yemeğin bereketi yemekten önce de yemekten sonra da elleri yıkamaktadır. Kıymetli dostlar, ister kaşıkla yiyin, ister çatalla yiyin, ister parmaklarınızla elinizle yiyin, fark etmez. Mutlaka bir Müslüman, yemek farkı olarak Müslümanlığın verdiği usul ve adaptan kaynaklanarak yemekten önce de yemekten sonra da ellerini yıkamalıdır. Evimizde lavaboyu kullanmak için çok affedersin illa tuvaletten çıkarken lavabo kullanılmaz. Bir Müslümanın lavaboyu kullanacağı elbette affedersin tuvaletten çıktıktan sonraki zamanlarda da kullanması gerekir. Yani biz abdestte lavaboyu kullanırız. Tuvaletten çıkınca kullanırız. Yemeklerden hem önce hem de sonra kullanırız. Artık bu bizim yerleşik usul ve adabımız, örf, adet ve geleneğimiz olmalıdır. Yani bir Müslümanın evinde yetişen çocuklar anneden ve babadan, büyüklerden görmesi gereken usul ve adaptır. Bu bakımdan yemekten önce ve sonra ellerin yıkanması, yemek için bir bereket olduğunu aleyhissalatü vesselam Efendimiz beyan etmektedirler. Kıymetli dostlar, burada yemekten önce elleri yıkamak için ellerin kirli olması gerekmez. Bu nimete bir tazimdir, bir hürmettir. Yani düşün ki bir domates, düşün ki bir karpuz, düşün ki bir elma, düşün ki bir ekmek, düşün ki bir et. O sofraya gelinceye kadar güneş kaç defa doğdu battı be? Rüzgarlar ne kadar bulutlar sevk etti, ne kadar yağmurlar yağdı, toprak اَبْرُبَادُ مَهُ خَرْشِيدُ فَلَكْ دَرْكَارَانْتْ تَا تُنَانِي بَكَفْ عَارِي وَبَغَفْلَتْ نَهُورِي Yani ay, yıldız, güneş, rüzgarlar, bulutlar hizmet kemerini kuşandılar, senin o sofraya gelen nimetini hazırlamak için ne kadar mesai sarf ettiler. Allah önüne bir rızık getirdi. Ona tazim etmek lazım, ona değer vermek lazım. İşte bir insanın velev ki temiz olan ellerini sırf yemekten dolayı yıkamış olması yemeğe tazim ve hürmet sayılır, nimetin kadru kıymetini bilmek sayılır. Hatta kitaplarda bir insan banyo yapmış olsa, duş almış olsa, tepeden tırnağa yıkanmış olsa, yarım saat sonra, bir saat sonra neyse, sofra kurulsa, buyurun sofraya dendiğinde, hazır ben banyo yaptım, gıcır gıcırım, tertemizim demesine gerek yok. Gidecek yemeği, yemekten önce elleri yemek niyetiyle yıkamak bir sünnettir. Bu sünneti icra eder. Tepeden tırnağa kadar yıkanmış, gusletmiştir bu. Ama bu ayrı bir sünnettir. Yani yemekten önce bu sünnettir diye ellerini yıkayıp yemeğe özel bir ilgi, özel bir tazım gösterilmiş olması o yemeğin bereketini artırmış olur kıymetli dostlar. Yemekten sonra da ellerin yıkanması ayrı bir sünnettir, ayrı bir usuldür. Ancak detaylı eserlerimizde yemekten önce eller yıkanınca havlunun kullanılmaması, yemekten sonra yıkanınca havlunun kullanılması tavsiye edilmektedir. Bir tavsiyeden ibarettir, farz değildir. Kullansan da efendim günah işlemiş olmaz. Ayrıca yemeğin usul ve adabından bir başkasını da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında çocukluğunu geçiren, usul ve adabını, terbiyesini oradan almış olan Ebu Seleme'nin oğlu Ömer şöyle anlatır radıyallahu anh Efendimiz.
كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْحَةِ Yani ben çocuktum diyor, gençtim diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evinde beraber sofrada yerdik. Bir tabak konurdu, o tabağın içerisinde elim her tarafında dolaşırdı yani. Tabağın her tarafından almaya çalışırdım. Bir tabakta birkaç kişi yiyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki, ya gulam, ey genç, bir, semmillah, yemeğe başlarken bir defa Allah'ın adını zikret, bismillah de, besmeleni çek, bu bir. İkincisi, vekül bi yeminike, sağ elinle ye. Üçüncüsü de, vekül bi mimma yelike, önünden ye. Yani tabağın her tarafını karıştırma, önünden ye, demiştir. فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طُعْمَةِ بَعْلًا Artık Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu tavsiyesi bana intikal ettikten sonra son nefesime kadar yemekte bu hassasiyetlere dikkat ettim diyor. Efendim el-aqilu yekfihil işare fekeyfe bis-saraha diye bizde bir tabir vardır. Yani aklı başında olan insana böyle işaretle bir şeyi söylesen yeter ona. Nerede kalsın ki açıktan açığa sarahaten söylemek? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o genç delikanlıya bir kere söylemiş yemek usulünü. Ne diyor kendisi? Ömrümün sonuna kadar, artık bugüne kadar o sözü söylediği ana kadar ben yemek usulümü buna göre ayarladım. Daima önümden yerim, besmele ile başlarım, sağ elimle yerim. Çünkü Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bana verdiği terbiye bu demiştir. Kıymetli dostlar, yemekte besmele önemli midir? Elbette önemlidir. Hazreti Cabir radıyallahu anh der ki: "İza dakhala er-raculu beytehu fe zekara Allah 'inde duhulihi ve 'inde ta'amihi, qala eş-şeytan la mebite lekum ve la 'asha." Bir insan evine girdiği zaman selamla girerse, sofraya oturduğunda da efendim besmele ile beraber oturursa, şeytan ordusuna, emrinin altındakilere der ki, burada gecelemek hakkımız kalmamıştır, bu sofrada yemek yeme hakkımız kalmamıştır. Kardeşim, evinden şeytanı kovabilir misin? Kovabilirsin. Sofrandan şeytanı kovabilir misin? Kovabilirsin. Evine girerken besmele ile gireceksin, sofraya otururken besmele ile oturacaksın. O zaman senin evin şeytanlara otel olmaz. Senin sofran şeytanlara efendim ne olmaz? Sofra olmaz, lokanta olmaz. وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانِ اَدْرَكْتُمُ الْمَب۪يتِ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ تَعَالَى عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ اَدْرَكْتُمُ الْمَب۪يتَ وَالْعَشَى Bir insan evine girdiğinde selam vermezse, sofraya oturduğunda da besmele çekmezse, şeytan arkadaşlarına, burası bizim otelimiz, ücretsiz otelimiz, yemek de bedava, yemeklidir bu. Sofradan da istediğiniz gibi istifade edebilirsiniz. Demek ki evimize girdiğimizde selam yoksa, sofraya oturduğumuzda besmele yoksa, evde kaç kişiyiz? Aile bireyleri 5 kişiyiz diyelim. 5 kişi değiliz. Kim bilir kaç tane de şeytan orada geceleyecektir, otel olarak orasını kullanacaktır. Arkadaşlarımız orada şeytanlar olmuş oluyor, Allah muhafaza buyursun. O şeytanları evden ve sofradan kovmak kime bağlı? Sana, bana bağlıdır. Girerken çek, ver selamını, otururken çek besmeleni, onları sofrandan ve evinden uzaklaştır. Buraya kadar yemekten önce ve sonra elleri yıkamanın gerektiğini, tabaktan yerken tabağın ortasından, sağından, solundan değil, önümüzden yememiz gerektiğini, efendim sağ elimizle yememiz gerektiğini, besmele çekmemiz gerektiğini hadis-i şeriflerle konuştuk. Şimdi kıymetli dostlar, Tirmizi'nin, Ebu Davud ve İbn-i Mace'nin naklettiği bir hadis-i şerif paylaşacağım sizinle. وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِ مَجْذُومٍ فَأَدْخَلَهُ مَعَهُ فِي الْقَصْعَةِ ثُمَّ قَالْ كُلْ بِسْمِ اللّٰهِ ثِقَةً بِاللّٰهِ وَتَوَكُّلًا عَلَيْهِ
Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başkalarıyla sofrada oturmaktan mutluluk duyardı. Yani ben devlet reisiyim, efendim, peygamberim, bana özel bir sofra, yanımda kimse olmasın değil. Arkadaşlarıyla beraber sofraya otururlardı. Aynı tabaktan yemek yerlerdi. Biz de çocukluğumuzda, çoğunuz çocukluğumuzda evlerimizde bir tabağın içerisinde yemek konurdu. Üç kişi, beş kişi aynı tabağın içerisinden kaşıklarla yemek yerdi. Hiç de sağlık dengemiz bozulmamıştı. Yani sağlığımıza hiçbir zararı da olmamıştı. Aslında bereketli yemek de odur. خَيْرُ الطَّعَامُ مَا كَثُرَتْ ف۪يهِ الْاَيْد۪ي En hayırlı, en bereketli yemek, en çok elin ulaştığı, girdiği, çıktığı tabaklardır diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Şimdi, burada bugünkü insanların, dolayısıyla sizin de anlamakta zorlanacağınız bir hadis-i şerifi paylaşacağım sizinle. Ben bunu çok rahat paylaşacağım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir uygulamasını paylaşmış olacağım sizinle. Ama bugünkü mantıkla baktığınız zaman bunu anlamakta, kavramakta veya benimsemekte biraz zorlanan insanlar olabilirler. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz insanlara gerçekten çok değer verirdi. Sofraya oturduğunda cüzem hastalığı olan birisi de sofraya oturdu. Cüzem hastalığı biraz bulaşıcı bir hastalık gibi gözükür. İnsanların hani aramıza niye katıldın dedikleri bir hastadır. Böyle bir hasta da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sofrasına oturunca hani birileri rahatsız olma sinyalleri verdiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada dışlanan bir hasta vardır. Bu hasta kendiliğinden hasta olmamıştır. Değil mi? Şimdi bir hastalığın çilesi var, bir de dışlanma çilesi vardır burada. Bir de insanlar seni dışlıyorsa hastalığın iki kat artmış oluyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz tuttu o cüzem hastalığına yakalanan adamın elinden, tuttu elinden, gel dedi. Elini tabağın içerisine, sen de bizimle beraber yiyeceksin dedi. Onu da sofraya kattı. Ve ona da şöyle söyledi. Kül bismillah, çek besmeleni dedi. Fikaten billah, Allah'a güven dedi. Ve tevekkülen bihi, Allah'a güvenelim, Allah'a tevekkül edelim. Ye yemeğini dedi, bir zarar olmaz. Şimdi burada Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu uygulamasında etrafındaki insanların bir bakışını yıktı. Yanlış bir bakışını yıktı. Nedir bu yanlış bir bakış? Biraz önce ifade ettiğim bir insan hastaysa zaten hastadır. Siz de onu dışladığınız zaman ne oluyor? İki defa hasta olmuş oluyor. Bizim sofrada senin ne işin var diye bakışlarınızla beraber onu siz ittiğiniz zaman düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Daha büyük hastalık senin başına da gelebilir. Sen de dışlanabilirsin. Bunu iyi görmek lazım. İnsanların gönlünü almak, insanlara değer vermek, hastalıkları sebebiyle onları dışlamamak ve ayıplamamak gerektiğini de görüyoruz burada. Kıymetli dostlar, yıllarca önce başımdan geçen şöyle bir macerayı sizinle bir anekdot gibi paylaşmak isterim. Bazı insanlar değerli insanların değerini bilirler. Bazı insanlar değerli insanları bilmedikleri için el insanu aduvu ma cehil. Cahil olduğu bilmediği şeyin düşmanı olur. Kendi etrafından nur saçan, bereket saçan alim, fazıl insanlara değer verecek yerde şeytani dedikodularla aleyhlerinde konuşurlar. Bir gün kendi memleketimde kasabada, o zaman talebelik yıllarımız, kasabada otururken biraz bana göre tabii yaşlı olan insanlar kendi aralarında konuşuyorlar. Benim de İstanbul'da okuduğumu biliyorlar. Dediler ki, bir tanesi anlatıyor. İstanbul'da Mahmud Efendi diye birisi var. Birisi evine yemeğe çağırmış onu. İhvanıyla, talebeleriyle beraber yemeğe gitmiş. Ev sahibi efendim bir bardak süt ikram etmiş. Mahmud Efendi almış bir bardak sütten bir yudum içmiş, yanındakine vermiş, o da bir yudum içmiş, o da yanındakine vermiş. Herkes birer yudum derken ev sahibine sıra gelince yok demiş, ben içmem demiş. Burada bulaşıcı hastalığı olan insan da olabilir demiş ve böylece Hoca Efendi'yi mat etmiş diyor, orada anlatıyor. Şimdi kıymetli dostlar,
Bunu söyleyen insan ne Mahmud Efendi'yi tanıyor, ne de böyle bir usulün varlığını veya yokluğunu bilmiyor. Bu insanın kafasında birisini kötüleyecek, birisini kötülemek için kendine göre eline bir malzeme geçmiş, bir takım uydurmalar yapıyor, olay. O aslında kusmak istediği bir şey var, onu kusmuş oldu. Ben de o zaman dedim ki, bakın dedim, burada sizin ciddi bir yanlışınız var. Bu Mahmud Efendi'nin sünneti değildir. Bu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin uygulamasıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste kendisine içilecek bir şey, ama bir meşrubat, ama bir süt ikram edildiğinde bir yudum alırdı, sağındakine verirdi. Öyle birer yudum dönerdi, geri kalanını kendisi içerdi. Hatta bir anekdot olarak bir defasında, normalde genelde sağ tarafında Hazreti Ebubekir Efendimiz otururdu. Bir defasında genç birisi tevafuk etti, oturdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sütü, kendisi bir yudum aldıktan sonra delikanlıya dedi ki, bak dedi, sağımda sen oturduğun için bu senin hakkındır. Ama sen izin verirsen bu yaşlıdır, Ebubekir'e vereyim dedi. Yok dedi, ben hakkımı kimseye vermem dedi. Delikanlı dedi ki, ben hakkımı kimseye vermem dedi. O mübarek senin dudağının değdiği bardaktan ben içeceğim dedi. Al iç dedi, verdi ona. Ondan sonra Ebubekir Efendimiz'e verildi. Şimdi su'rul mu'mini şifaun, müminin artığı şifadır buyurulmuştur. Demek ki böyle bir uygulama Efendimiz'de var mıydı? Vardı. Dolayısıyla aynı tabaktan yemek yemekte, aynı tabağa bir takım insanların kaşıklarını girmiş çıkmış olmasından sıkıntı olmaz. Allah'a güven, sünnettir diye yap, hiçbir zararı yoktur. Şimdi kıymetli dostlar, Hazreti Huzeyfe radıyallahu anh Efendimiz bir hadis-i şerif naklediyor, bize bir usul öğretiyor. Bu usulü aslında evlerimizde biz çocuklarımıza da öğretmemiz lazım. Bu arada şunu da söyleyeyim, paylaşmak isterim sizinle. Benim yaşımda olan kardeşlerimiz, benden büyük olan abilerimiz çok iyi bilirler. Çocukluğumuzda hep evlerimizde misafir insanlar gelirlerdi, kalabalık insanlar gelirlerdi, aile büyükleri gelirdi. Evlerimizde misafir sirkülasyonu çok olurdu. Misafir geleceği zaman annelerimiz, babalarımız nasıl davranmamız gerektiğini bizlere öğretirlerdi. Misafirin yanında nasıl olmalı, nasıl konuşmalı, yemeğe nasıl başlamalı, bunu bizlere öğretirlerdi. Bu usul ve adabı biz kimden öğreneceğiz? Çocuklarımız kimden öğrenecek? Ailelerinden öğrenecek. Anne ve babalarından öğrenecekler. Diyor ki Hazreti Huzeyfe radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bir sofraya oturduğumuz zaman lem neda eydiyene hatta yebde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Biz böyle beklerdik. Önce Efendimiz başlasın, sonra biz başlayalım diye. Sofraya oturduğumuz zaman çocuklarımız annesi ve babası başlamadan başlamamalı. Aile büyüğüne saygıyı öğrenmeli. Annesi ve babası sofrada yemeğe başlamadan yemeğe başlayan çocuk, annesine karşı, babasına karşı saygıyı öğrenmemiştir. Bu insan başka meclislerde de, efendim değerli insanların bulunduğu meclislerde de sofraya oturduğu zaman yemeğim hazır, tabağım hazır, başlar efendim işine başlar. Ama usul nedir? Bizim bir görgümüz var, bir edebimiz var, saygımız var. Büyüklerine karşı saygı, küçüklerine karşı şefkat meselesi bizim dinimizin çok önemli usul ve kriterlerindendir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemeğe başlamadan biz başlamazdık diyor. Beklerdik, beklerdik, beklerdik. O başlayınca biz başlardık. Biz buradan usul olarak neyi öğrenmiş oluyoruz? Büyüklerin de bulunduğu bir sofrada, saygıdeğer insanların bulunduğu sofrada önce onlar başlamalı. Biz de orada usul ve adaba dikkat ederek bekleyip onlardan sonra başlamalıyız. وَاِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّهَا تُدْفَعُ فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ. Bir defasında bir sofradaydık diyor Hazreti Huzeyfe radıyallahu anh Efendimiz. Biz sofrada otururken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de geldi, oturdu, ama henüz yemeğe başlamadan bir kız çocuğu koşa koşa, sanki birisi itiyor onu arkadan, geldi sofraya, elini tabağın içerisine uzattı, Efendimiz elini tuttu. Derken
ثُمَّ جَاءَ اَعْرَابِيُّنْ Elini tutuyor Efendimiz. Bir bedevi geldi. Bedevi çölde yaşayan, çadırlarda yaşayan, usul ve adabı pek iyi bilmeyen, görgüden mahrum yetişen birisi. Bir bedevi geldi, sofrayı görünce, o da sanki arkadan birisi onu itiyor gibi koşa koşa geldi. O da oturur oturmaz elini uzattı. Efendimiz diğer eliyle de onun elini tuttu. İkisinin eli Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elindeyken buyurdu ki اِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ اَلَّا يُذْكَرَ اِسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ Şeytan yemeğe besmelesiz başlanmasını ve dolayısıyla o sofrada yemek yemeyi arzu eder. Bu kız çocuğunu gönderdi, ite ite gönderdi, besmelesiz başlasın bu yemeğe de ben de bu sofradan yiyeyim. Olmadı, onun elini tuttum, arkadan bir bedevi gönderdi, onu da ite ite gönderdim. O da besmelesiz başlasın da bu sofrada ben de ortak olayım dedi. Hatta şöyle devam etti. وَاِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا فَأَخَلْتُ بِيَدِهَا Bu cariye, bu kız çocuğunu gönderdi, tuttum elini. Bu bedeviyi gönderdi, tuttum elini. فَأَخَلْتُ بِيَدِهِ وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَدِهِ Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin olsun ki اِنَّ يَدَهُ فِي يَد۪ي مَعَ يَدِهَا Şu anda elini tutuyorum, kız çocuğun. Elimin içerisinde hem kız çocuğun eli var, hem de şeytanın eli de elimdedir. Bedevinin elini tutuyorum, elimin içerisinde hem şeytanın eli var, yeminle ifade ediyor, hem de bedevinin eli vardır diyor. Peki buradan şunu anlıyoruz en azından. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu sofraya bile besmele çekilmediği takdirde şeytan müdahale ediyor. Kıymetli dostlar, sabah 7'de işe gidiyorsunuz, akşama kadar çalışıyorsunuz, yetmedi, eşlerinizi de çalıştırıyorsunuz, yetmedi, kızlarınızı da çalıştırıyorsunuz, yine para yetmiyor, yine yetmiyor. Nerede? Niye yetmiyor? Niye yetmiyor? Bu kadar parayı baban kazanmamıştı, bu kadar parayı deden kazanmamıştı. Evde bir kişi çalışıyordu, 5 kişiyi bakıyordu, hiçbirisi de aç kalmamıştı. Ama bereket vardı. Paranın çokluğu, derdin yokluğunu ifade etmez. Paranın çokluğundan önemli, bereketin çokluğu önemliydi. Bir maaşla 5 kişiyi geçindiren bir aile reisi düşün, 5 tane maaşla 5 kişiyi geçindiremeyen bir bereketsiz aile düşün. Bereketin sebeplerini ortadan kaldırmamak lazım. Bereketin sebeplerini ortadan kaldırırsan köle gibi çalışırsın. Yetmedi hanımını çalıştırırsın. Yetmedi kızını çalıştırırsın. Damadını çalıştırırsın, gelinini çalıştırırsın. Yine yetmez, yine yetmez. Bereket olmayınca yetmez kardeşim. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bile olduğu bir sofrada besmele çekilmediği takdirde ne yokmuş orada? Bereket olmuyor. Şeytan o sofraya ortak oluyor. Ya peygamberin olduğu sofrada şeytan ortak olursa besmele çekilmediği takdirde senin benim sofrada nasıl ortak olmaz? Şeytan bir sofrada ortaksa orada bereket yok demektir. Kıymetli dostlar, Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha der ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. İza ekela ahadukum felyezkur ismallah ve in nesi en yezkura ismallah fi evvelihi felyekul bismillahi evvela ve ahirehu. Sizden biriniz yemek yerken besmele çeksin. Yemek bereketli olacak. Allah'ın verdiği nimetleri Allah'ın adını zikretmeden yemesin. Ha olabilir, insan unutabilir. Baş tarafta söylenmesi gereken besmeleyi unuttun. Sonra hatırına geldi. Yine ne yapacaksın? Bismillahi evvela ve ahirehu diyeceksin. Besmeleyi şimdi çekiyorum ama Allah'ım bunu hem başında sonunda çekiyorum. Hem başına hem sonuna her tarafına yay besmelemin bereketini diye. Bismillahi evvelehu ve ahirehu. Ya kardeşim ya, 40 yaşına geldim, 60 yaşına geldim, hala yemekteki besmele çekmesini bilmiyorsan buna ayıp derler yani. Kıymetli dostlar, Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha der ki كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَأْكُلُ ف۪ي سِتَّةٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 6 tane arkadaşıyla sofrada oturmuş.
Yemek yiyecekler. فَجَاءَ عَرَابِيُّنْ فَاَكَلَهُ بِلُقْبَتَيْنِ Tabakta ne var? Bir bedevi geldi. Ha, biraz önce bahsetmiştim ya, bedevi. Usulü adaptan bir haberi olmayan bir haber birisi geldi. 6 kişilik sofraya 7. kişi olarak oturdu. Oturdu ama hemen tabağı elini uzattı. Olanı 2 lokmada, 2 avuçta götürdü. Yani oradaki tabaktaki yemek 6 kişiye niyet edilmişti. 6 kişi onu yiyecekti. Ama adam ne yaptı? Elini bir saldı, 2 avuçta götürdü yemeği. Şimdi فَقَالَ sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem اَمَا اِنَّهُ لَوْ سَمَّا كَفَاكُمْ Eğer bu bedevi geldiğinde besmeleyi çekseydi, bizim gibi o da oturup besmeleyi çekip yemeye başlasaydı, hem ona yetecekti bu yemek, hem de size yetecekti. Yani besmele çekmeden 2 avuçta götürdüğü yemek aslında 7 kişiye yetecekti eğer besmele çekilseydi. Bunun adına ne derler? Bunun adına işte bereket derler. Kim diyor bunu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Bir mecliste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oturuyordu. Adamın bir tanesi geldi, yemek yedi fakat besmele çekmedi. Böyle yemeğin sonuna doğru bir lokma, iki lokma kalmışken onu ağzına kaldıracağı zaman besmele çekmeyi unuttuğunu hatırladı. Bismillahi evvelehu ve ahirehu dedi. Biraz önce yemeğin ortasında veya sonunda yemek besmele hatırlanırsa ne yapılması gerektiğini okumuştuk. O besmeleyi çekince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gülümsedi ve buyurdu ki bu yerken besmelesiz başladığı için şeytanla beraber yiyordu. İkisi beraberdi sofrada. Ne zaman ki besmeleyi çekti, şeytan sofradan uzaklaştı. Affedersin, istifra ede gitti diyor. Yani o yediklerinden de mahrum kaldı anlamında aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdular. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz hadis-i şeriflerinde sizden biriniz yemek yerken sağ eliyle yesin ve sağ eliyle içsin. Zira şeytan sol eliyle yer ve sol eliyle içer buyurmuşlardır. Kıymetli dostlar, ezan-ı Muhammed'i okunduğu için buradan sonrakileri böyle mealen sizinle paylaşacağım. Yemek konusundaki usul ve adabı Efendimiz'den öğrenmiş olacağız. Yemek yerken hayvan gibi yemek var, insan gibi yemek var. Bu tabir benim tabirim değil. Muhammed suresinde Rabbimiz Celle Celaluhu kafirleri anlatırken وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْاَنْعَامِ Onlar hayvanlar gibi yerler diyor. Kim için söylüyor bunu? Kafirler için söylüyor. Ama Müslümanlar hayvanlar gibi yemezler. Peki biz insan gibi yiyeceğiz. Peki, insan gibi yemenin usul ve adabı vardır. Helalinden olacak, haram olmayacak. Bir de işte yemekten önce ellerini yıkayacaksın, sonra ellerini yıkayacaksın, sağ elini yiyeceksin, önünden yiyeceksin. Kriterleri okuyoruz hep beraber. Sağ el ile yemek dinimizde önemli bir kriterdir yemek için. Biz şimdi oturduğumuz zaman sofraya hem sağ el hem sol el ikisiyle de uğraşıyoruz. İkisini de çalıştırıyoruz. Bir elimizde kaşık, bir elimizde bardak, bir sağdan bir soldan iki taraftan götürmeye çalışıyoruz. Kardeşim, insan gibi yemek lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği gibi yemek lazım. Ya hocam işte sağ elim meşguldür. Yani savaşa mı gidiyorsun kardeşim? Acelen mi? Savaşa mı gidiyorsun? Şeker suya mı düştü? İndir sağ elindeki kaşığını, al bardağı sağ elinde ye. Bir elinde kaşık, bir elinde ekmek. Acelen ne kardeşim ya? Savaşa mı gidiyorsun? Şeker suya mı düştü? Bu işin usulü var mı? Sol el ile yemek şeytanın işidir. Niye şeytanın işini yapıyorsun sen? Niye şeytanın işini yapıyorsun? Kardeşim ya, hanımın dediklerine kulak veriyorsun da peygamberin dediklerine niye kulak vermiyorsun ya? Çocuğun dediklerine kulak veriyorsun da peygamberin dediklerine niye kulak vermiyorsun? Ayıp değil mi yani? Hem Muhammed Mustafa deyince sallallahu aleyhi ve sellem diyorsun, saygı duyuyorsun. Hem de onun söylediği sözlere itibar etmiyorsun. Bir Müslüman sofraya oturduğu zaman Müslümanca oturmalı ve Müslümanca kalkmalıdır. Kıymetli dostlar, hemen ezan-ı Muhammed'e okunduğu için buradan sonrasını hızlı bir şekilde geçiyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman yemeği kötülememiştir.
bu yemek olmamıştır, bunu beğenmedim, tadı tuzu yoktur dememiştir asla. Hoşuna gittiyse yemiştir, eğer iştahı çekmediyse asla yemeği kötülememiştir. Hiçbir zaman yemek ne yapılmaz? Kötülenmez. Bir insanın yemeği kötülemesi, rızkı kötülemesi anlamındadır, doğru değildir. Ayrıca bir insan yemek yerken yaslanarak sağında solunda minderlerle vesairelerle yaslanarak yemek yemesi doğru değildir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz oturduğu yerde bir dizini dikerdi ve oturduğu yerde yemeği tercih ederdi Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Ayrıca tek tek yenmesi gereken şeylerde çift çift yenmesine pek müsamaha gözüyle bakmazdı. Yani diyelim ki hurmalar mı yeniyor, üzüm mü yeniyor, tek tek yenmesi gereken şeyleri çift çift, hele hele başkalarının olduğu yerde, misafirlerin olduğu yerde bunu uygun görmezdi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ayakta su içmeyi yasaklamıştı. Dedi ki Hazreti Enes radıyallahu anh Efendimiz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayakta su içmeyi yasaklamıştır. Dediler ki ayakta yemek yemek konusunda ne buyurmuşlardır? O daha şiddetli şekilde yasaklanmıştır. Kıymetli dostlar, ayakta su içmek doğru değildir. Ayakta yemek yemek hiç doğru değildir. Sokak ortasında yolda giderken yemek yemek, herkesin gözü önünde yemek yemek hiç doğru değildir. Men ekele bezu ayneyni yanzuru ileyhi ve lem yuvasihi ubutuliye bi da'in la deva'ele. Bir insan bir şey yiyor. Sağda soldaki insanlar da görüyor, yoldan gelip geçenler de geliyor. Onlara da ikram etmiyorsa öyle bir bela, öyle bir hastalık gelir ki başına çaresi olmaz. Çaresiz hastalığa muptele olur. Kardeşim, büyüklerimiz fırından ekmek alacakları zaman hangi ekmeği alırlardı? Vitrindekini almazlardı. Çünkü yoldan gelip geçenlerin gözü buna isabet etmiştir. Bunun bereketi kaybolmuştu derlerdi, arka taraftan olanı alırlardı. E sen şimdi ayakta yerken yolda gelip geçenlerden iştahı çeken vardır, ah ben de yeseydim diyen vardır. Bu doğru olmaz. Mutlaka evin önünde, lokantanın önünde kurmasay, orada yemek yerken gelip geçenleri yemek yesin. Bu da doğru değildir. Yani yoldan gelip geçenlerin gördüğü bir ortamda yemek yemek de ne değildir? Doğru değildir. Rabbim Celle Celaluhu yemesini içmesini bilen, yedikten içtikten sonra şükretmesini de bilen bahtiyar kullarından eylesin. Yüce Rabbim verdiği nimetleri takdir edip şükrünü eda edebilmeyi Rabbim nasip eylesin. Rabbim çok daha güzel hizmetlere sizi de bizleri de vesile eylesin. Billahi'l-Fatiha.